Merhaba. Türkiye'de devletin bilgisi, izni, teşviki ve onayının olmadığı siyasi cinayet ve fail meçhul yoktur. Fail bellidir. Terör eylemleri iç ve dış politikada fay kırıklarıdır. Kendiliğinden olmaz. Birileri tetikler. Tarihte katliama imza atmamış kaç devlet var bilmem. Fakat şunu bilirim. Terör eylemine başvuran örgütlerle anlaşmadan ya da masaya oturmadan sorun çözen devlet yoktur. Erdoğan Dubai dönüşünde uçakta ne söylediğinin farkında olmayarak müthiş bir itirafta bulundu. Kim ne derse desin Hamas'ı bir terör örgütü olarak asla kabul edemem. Siz PKK'yı, YPG'yi, FETÖ'yü ödüllendirirken hatta hatta bunları Oval Ofis'te ağırlarken kalkıp da Hamas'ı bu şekilde yorumlamamızı bekleyemezsiniz. Lafın adresi içinde saklı. Amerika Birleşik Devletleri. Erdoğan yıllardır bir türlü koparamadığı Oval Ofis yani Beyaz Saray randevusunu bu vesileyle elde etmek istiyor. Teröre randevu veriyorsun bana vermiyorsun demeye getirerek farkında olmadan ifşa ettiği şey şu. Senin terör örgütü kabul ettiğini ben etmem, senin terör dediğini onaylama makamı değilim, benim terör örgütü ilan ettiklerime paye veriyorsan sen bilirsin, sen bana saygı duymuyorsan ben de sana duymam, sen beni değil de benim terör ilan ettiklerimi misafir edemezsin. Bana randevu verene kadar senin çizgine gelmemi bekleme. Son dönemde yaşanan devasa kırılmalar ve politikacıların büyük samimiyetsizliği kamuoyundaki sorgulamaları tetikledi. İnsanlar kendi devletlerinin büyük terör eylemlerine yol verdiğini veya göz yumduğunu sadece savaşlarda değil katliamlarda da sorumlu olduğunu gördü. Devletlerin örgütleri bizzat kurdurmasa dahi ileri aşamada mutlaka yönettiği veya yönlendirdiği ortaya çıktı. İstihbaratın sızmadığı büyük örgüt yoktur ve sular çekildikten sonra terör eylemleri için düzgün bir yargılama olmaz. Olan da müsamereden öteye geçmemiştir. Türkiye'de ve dünyada gazetecilik iktidara payan dolmayı bıraktı, üzerine çökmeye başlayan bu müesses nizamı kurtarma derdine düştü. Sureti Aktan görünen işler yapmaya başladı ki bu günahları örtmeye yetmiyor. Gazetecilik en temel işlevini yerine getirmiyor. Kamu adına soru sormuyor. Şu gün görüldü ki çıkış ve aydınlanmanın yolu düzgün gazetecilikten geçiyor. Buna her zamankinden çok ihtiyaç var. Sormuyor derken güncelden sorulmayan iki basit örnek vereyim de daha iyi anlaşılsın. Üçüncü haftanın içindeyiz. Seçil Erzan isimli Denizbank Şube Müdürü'nün futbol aleminden isimleri dolandırdığı yasa dışı bir fon soruşturması yürüyor. Biliyorsunuz. Gazetelerde hemen her gün iki tam sayfa haberi var. Kimse banka şube müdürüne çanta çanta teslim edilen paraların nereden geldiğini, kaynağını, vergisinin ödenip ödenmediğini sorgulamadı. Bu paranın bir bölümü banka hesaplarından çekilmiş görüntüleri servis edildi. Denizbank'ta mesela tek seferde 2 milyon 490 bin doların nakit olarak elden teslim edildiğini kabul etti. Kimse de sormuyor. Yahu 10 bin dolar çekmek istediğinizde bunu bir araya getiremeyen şubeler nasıl oluyor da milyon milyon dolarları böyle toparlayabiliyor? Ve nereye gittiğini sormuyor, sorgulamıyor. Bakmayın gördüğümüzü yazarız diye caka satanlara. Böyle bir şey yok izin verilen alanda göstermek istediklerini yayınlıyorlar. Teyit mekanizması çalışmıyor. Cevap ve düzeltme hakkı yok. Kimi zaman bilerek ve isteyerek yalanı, kurguyu dolaşıma sokuyorlar. Özellikle yapıyorlar bunu. Bir savaştalar ve hak hukuk tanımıyorlar. İktidar ilkesel olarak muhalefetten ne gelirse reddediyor. Muhaliflerin böyle bir ilkesi yok. Bilakis rejimin şeytanlarını taşlıyorlar.